Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki TYT Türkçe denemesiyle birlikteyiz. Ayrı içinde verilenle hangisi uyuşmamaktadır demiş bize. A'ya baktığımızda beyler beğene doğru indiler yürümek anlamında. Buraya kadar götürebiliyordu derken ilerletmek anlamında. İçinden sıyrılıp derken ayrılmak anlamında. Bir fırsatını bulup ticarete atılmış derken girmiş anlamındadır. Bakmak anlamında değildir. Çıkarmış götürmek anlamında doğru. İlk de hangilerine mecaz anlamda kullanmıştır demiş. Uygarlıklar beşiği derken mecaz anlamında. Devlet olma özelliğini taşıyan derken yine aynı şekilde mecaz anlamda kullanılmıştır. Ve geçtim üçüncü soruma. Bu sözde anlatılmak istenen hangisidir demiş. Samanlıktaki iğneyi bulmanıza derken zor bir işten bahsediyor burada. Yine aynı şekilde C'ye baktığımda gerçekleşmesi çok zor bir işe kalkışmak demiş arkadaşlar. Direkt cevabımız C şıkkı. Hangisi yanlıştır demiş. A'da bir gözden benzetme yoluyla demiş. Munzur göz demiş. Evet doğru. İki de öznel bir yaklaşım vardır demiş. Evet kendi de görüşünü söylemiş. Üç de kesinlik bildiren bir durumdan söz edilmiştir demiş arkadaşlar. Hangi sofraya oturursanız oturun derken evet. Dört de istenmeden de olsa gerçekleşen bir eylem belirtilmiştir demiş. Bu yanlış. Bir öneride bulunmuştur demiş. Beşte en az bir kere ziyaret etmelisiniz derken bir öneride bulunmuştur. Cevabım D şıkkı. Sonrasında beşte okurun çoğaltımını sunuyor derken arkadaşlar okurun kendisine sunduğundan bahsetmiş. Yine E'ye baktığımızda arkadaşlar E'de de öyküdeki gerilim sonlara doğru azalacağına gittikçe arttığı için okurun dikkati bir an bile dağılmıyor. Baştan sonra canlı kalıyor derken full okulda kalındığından bahsetmiş. Onun için cevabım E şıkkı. Sonrasında hangisinde yine aynı doğrultudadır demiş. 6. sorumuzda. İnsanlar bir olayı nasıl olduğunu söyleyemezler. Sadece nasıl olduğunu düşündüklerini söylerler. Yani kendi düşündüklerini söylediklerinden bahsetmiş. Yine C'ye baktığımızda bir olayın oluş biçimiyle ilgili söylenenler insanların kişisel yorumlarından ibarettir. Yani kendi düşüncelerinden ibarettir. Cevabımız C şıkkıdır. 7'ye baktığımızda ikinci cümleyle ilgili hangisi söylenebilir demiş. Birinci cümlede bir şey söylemiş. İkinci cümlede bununla ilgili bir tahminde bulunulmuş arkadaşlar. B şıkkında da birinci cümleden vurgudan hareketle bir tahminde bulunulmaktadır demiş. Doğru. Burada hangisi yanlışça yapım eki almıştır demiş. Güzellikler derken güzelden güzellik yapım eki ama leri çekim eki. Bölmekten bölge yapım eki ama lerden yine çekim eki. Yapmaktan yapılmak, yapılmaktan yapılma. Burası full yapım eki ama burası çekim ekidir. Katmaktan katkı yapım ekidir ama lar yine çekim ekidir. Burada ise anmaktan anılmak, anılmaktan anılan. Burası direkt hepsi yapım ekidir arkadaşlar. Onun için cevabım E şıkkı. Ve baktım 9. soruma. Hangisi altı çizili sözcükler türü bakımından aynıdır demiş arkadaşlar. Korkarak yürüdü derken zarf, dışarıya bak derken isim. O kadar heyecanlandı ki derken yine isim. Sormayı bile düşünü derken edattır aynı değil. Ona derken zamir, en otoriter derken zarf, biri derken yine aynı şekilde zamir, bir ses derken sıfat, küçük üzüntümüz sıfattır. Bu detay yine sıfattır. Cevabım E şıkkı. Hangisi yoktur demiş. A şıkkı arkadaşlar şurada edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman derken burada var. B şıkkına geldiğimde Mehmet Rauf'un Eylül adlı eseri derken var. C şıkkı sıfat yönünde kullanım sıfat ve grubu ruh halinden bahseden kitap derken var. Bir sözcüğün yerini tutan ilgi eki yoktur. Zaman zarfı da şurada 1900 yılında dediğimizde orada isim tanımlaması görevinde kullanılmış. Ve 11'e baktığımızda ikişerli gruplandırıldığında hangisi dışta kalır demiş. 1 ve 3 aslında gruplandırılıyor. 2 ile de 4 gruplandırılıyor. 1 de özne ve yüklemden oluşmuştur. Var yüklem. 2 de olmaksız hale getiriyor. Ne? Kusur şurası özne. Neyi dediğimizde burası da nesne arkadaşlar. 3'e baktığımızda ise bu insanların sıcaktan yandıklarını, soğuktan donduklarını anlamaları mümkündür. Ne mümkündür dediğimde full burası özne. 4'te ise neyi kodluyor, kim dediğimizde şurası özne, neyi dediğimizde burası da nesne. 5'te ise nasıl kapatılıyor, protein translüsyonunu sonlandırarak derken burası zarf tüneci olduğu için zaten cevabımız direkt E şıkkı.
Sonrasında 12'ye baktığımda hangisi yapısı bakımından farklıdır demiş. Durdurmak derken burası arkadaşlar birleşik bir cümledir. 2'de ise basit bir cümledir. 3 bulup derken birleşik. Yine 4'te filmsi var birleşik. 5'te de arkadaşlar olan derken birleşik. Onun için cevabım B şıkkı. 13'e baktığımda hangisinde birleşik sözcüğün yazımı yanlıştır demiş. D şıkkında deniz kestanesi bitişik yazılır. 14'te yazım yanlışı hangisinde yoktur demiş. Tavrının olması gerekiyor. Daha sonra C şıkkında asırın derken asrın olması gerekiyor. D şıkkında ayrım. D E şıkkında da ağzında olması gerekir. Cevabım B şıkkı. 15'te hangi noktalama işaretleri getirmelidir demiş. Dağcılık virgül. Düşünsenize yine virgül. Burada bir açıklama yapıyor. 2 nokta. Daha sonra buraya bir noktalı virgül ve cümlem bitmemiş. 3 nokta. Cevabım C şıkkı. 16'da hangisinde kesme işareti yanlışlık yapılmıştır demiş arkadaşlar. Rumcasında derken yapım ekinden sonra gelen çekim ekleri ayrılmaz. 17'de hangisi yoktur demiş. İkileme yer yer derken görsel ögeler var. Devrik cümlem var şurada. Gerekçelendirme var ama tartışma yok. Hangisiyle iki paragraf ayrılsak hangisiyle başlar demiş arkadaşlar. Burada üçüncü cümleye kadar bir konudan bahsediyor. Üçüncü cümleden sonra ağaçlar, hayvanlar bunlardan örnek vererek farklı bir konuya geçiyor. Onun için dördüncü cümleyle ikinci paragrafı ayırmamız gerekir. 19. sorumda arkadaşlar. 19'da bize çığla ilgili araştırmaları yapılmış ve bunlar anlatılmış. Ama birinci cümlede arkadaşlar böyle bir şey yok. Önce birinci cümlede çıkartılması gerekir. 20. sorumuzda hangilerinin yeri değiştirmesi gerekiyor demiş. Burada Gülünç Kibarlar eserlerini sahnelemeye başlıyorlar. Ardından deyip bu gelmeli. Yani 2 ile 4 arkadaşlar yer değiştirilmelidir. Cevabımız D şıkkı. 21'de 2, 4, 1, 5 ve 3 şeklinde sıralanmalıdır. Baştan ikinci olan da 4'tür arkadaşlar. 22'de hangisi getirmelidir demiş. Burada toplum ve doğadan bahsediyor. Toplumla ilgili bir örnek vermiş. İkincisine de doğayla ilgili örnek verecek. Bireyin toplum ve çevresel faktörleri içselleştirerek bir sanata aktarmasıdır. Bunu getirebiliriz. 23'te arkadaşlar yine pardon. 23'te baktığımızda arkadaşlar hangisi yine getirilmelidir demiş. Burada da yine aynı şekilde aslında bir şifrelemeden bahsediyor arkadaşlar. Daha sonra da bunun nasıl çözüldüğünü söylüyor. Onun için 5 şıkkı neyse kuantum mekaniği bir çözüm sunuyor deyip açıklama yapmaya başlaması gerekir. Hangisi yine getirilmelidir demiş. Romanın niye tercih edilmediğinden bahsetmiş. Onun için burada da neyle? Şiirle başlaması gerekiyor. Bizim edebiyatımızın en güçlü ve itibarlı türü daima şiir olmuştur şeklinde başlayabilir. 25'e geldiğimde 25'te bu irade ile ilgili hangisi söylenebilir arkadaşlar? Sadece bilincinde olduğundan bahsediyor. Yani soyut bir şey olduğundan bahsetmiş. D de somut olarak görünmez. Sadece kendi belli eder. Doğru. Denizli. Burada ülkemiz okurları tarafından sevilmesinin temel nedeni nedir demiş arkadaşlar. Benzersiz olduğu her birinin ayrı bir dünyası, hikayesi olduğunu da unutmuyor bunu da arkadaşlar. Bundan bahsetmiş son satırda. E şıkkında direkt zaten en genel doğrularla en kişisel özelliklerle bir arada söz etmesi sevilmesinin temel nedenlerindendir diyebiliriz. Sonrasında 27'de hangisiyle nitelendirilebilir demiş arkadaşlar. Bu yazarla ilgili kendi hayatının nasıl başladığından ve nelerden geçtiğinden bahsetmiş. Yani ilham verici bir öyküsü vardır. Cevabımız C şıkkı. 28'de hangisine ulaşılabilir demiş arkadaşlar. Bazı şeylerin deneyimlemeden de yazılabileceğinden bahsediyor. İyi bir köy romanı yazmak için yazarın köylü olmasına gerek yoktur. Evet, uzaya hiç gitmemiş biri pekala bir uzay romanı yazabilir. Evet, bunu da diyebilir. Bir olayı deneyimleyerek dile getirmek onu çok daha etkileyici kılar. Bununla ilgili arkadaşlar deneyimlemeden de yazabileceğinden bahsediyor. Onun için cevabım D şıkkı. Devam ettim 29'da. Hangisine değinilmemiştir demiş arkadaşlar. Yaşamını geçirdiği çevreye. Evet, soğukla baş etme özelliğine demiş. Evet, derisinden bahsetmiş. Kan balının olduğu balık türüne levrekten bahsetmiş.
Oksijen alımı ile ilgili tahmine burada sonunda ondan bahsetmiş. Yiyecek bulma yönteminden bahsetmemiş. Hangisine ulaşılamaz demiş yine. Türkçe'de önerilen karşılıkları şurada zaten söylemiş. Hangi mecrada yayınlandıklarından bahsetmiş. Okula sağladığı ayrıcalıkları söylememiş. Yakın durduğu yazınsal türleri şurada bahsetmiş. Kullanım alanlarının yargınlığından da yine bahsetmiş. Cevabım C şıkkı. Ve devam ettim. Atilla İlhan'la ilgili bir soru. Atilla İlhan'la ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş arkadaşlar. Bakalım hemen. Hem sanatçı hem fikir adamının olduğuna demiş. Zaten ilk satırda bundan bahsediyor. A. Şurada A'dan bahsediyor. B de sürekli yenilik anlayışı içinde olduğunu temellendirdiğinde böyle bir şeyden bahsetmemiş. Toplumcu bir sanat anlayışı demiş arkadaşlar. Toplumun içine doğar demiş. Estetik zevk ve duruşu demiş. Şurada estetikten bahsediyor zaten. Öğretici metinler yazdığından da demiş. Şurada da ondan da bahsetmiş. Cevabım onun için arkadaşlar B şıkkı. Parçadan hangisine ulaşılabilir demiş. Uçma fikrinden bahsediyor. B şıkkında da direkt onunla ilgili bir şey vermiş. 33. soruda ustanın verdiği cevapla asıl anlatılmak istenen hangisidir demiş. Cehaletin verdiği güveni arkadaşlar anlatmış. A şıkkında da cehalet gerçek bilginin aksine bireyin kendine olan güvenini artırır. Evet buna ulaşabiliriz. Yine ortak özelliği hangisidir demiş arkadaşlar. Hayvanlardan ilham alınarak neler yapılabileceğinden örnek vermiş. Burada D şıkkında da zaten hayvandan ilham alınan araçlara örnek vermeleri bunu söyleyebiliriz. 35'te hangisine ulaşılamaz demiş arkadaşlar. Baktığımızda her insan bir yetenektir ve bir cevher taşır. Evet, yetenek kendisini geliştirebileceği bir ortamda serpilir. Evet, insanlık potansiyeli fark etmek toplumu zenginleşir. Bunu diyebiliriz. Potansiyelin bilincinde olmamak yeteneği köreltir. Bunu deriz. Bir insan yeteneğinin büyüklüğü ölçüsüne değer görür. Bunu arkadaşlar söyleyemeyiz. Hangileriyle özetlenmektedir demiş parçada anlatılmak istenenler. Bir elmanın yüreğinde gizlenen tohum görünmez bir elma bahçesidir. Ama bu tohum bir kayaya rast gelirse ondan hiçbir şey çıkmaz. Küçük olsa da onu büyütmek insan elinde olduğundan bahset diyordu zaten paragrafta da. Onun için A'yı söyleyebiliriz arkadaşlar. Biri söyleyebiliriz. 2 ve 3 arkadaşlar söyleyemeyiz. Cevabım A şıkkı. 37'ye geçtim. Bu parçadan hareketle fonagnozi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş arkadaşlar. Yakın özellikler taşıdığı hastalığa, evet buna ulaşırım, tanımsal niteliğine, hakkındaki araştırmanın azlığına, ortaya çıkış sebeplerine bunların hepsine zaten paragrafta bahsetmiş. Bilinen tedavi yöntemlerinden bahsetmemiş. Aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir demiş. Yine yayın organına arkadaşlar değinmiş. Yapıldığı zaman dilimiyle ilgili bir şey yok. Deneklerin icra verisine değinmiş. Uyguladığı yönteme kimlerden tarafından yapıldığına değinmiş. Cevabım B şıkkı. 39'da bu parçada söz edilen filmle ilgili hangisine ulaşılamaz demiş. Burada baktığımızda arkadaşlar fazla didaktik bulunduğundan dolayı eleştirildiğine demiş D şıkkında. Böyle bir şeyden bahsetmiyor. 40'ta da parçada altı çizili sözle ben filmiyle ilgili anlatmak istenen hangisidir demiş. Aldı başını yürüdü. Derken arkadaşlar zaten C'de ister istemez çok sayıda değerlendirmeye konu oldu. Bundan söyleyebiliriz cevabımız C şıkkı. Evet bu haftaki TET denememiz bu şekilde arkadaşlar. Herkese başarılar dilerim.